Avrupa rüyası. Hoş geldiniz. Büyük Britanya'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'dayım. Avrupa rüyası firmasıyla muhteşem bir Britanya turuna çıkacağız. 10 gün boyunca 5 ülkeyi ve 10'dan fazla, 15'ten fazla belki de şehri gezeceğiz. Tek tek bunları zaten YouTube'da anlatacağım ama bu videoda bütün gezinin bir giriş videosu olacak. Size İngiltere özel, Galler'e özel, hatta şehirlere özel videolar da paylaşacağım. Hazırsanız bu güzel turun bütün adımlarını, otellerini, gezilerini, otobüslerini, tüm imkanlarını bulacaksınız bu videoda. Şimdi başlıyoruz. Gökhan Bey. Evet, Avrupa rüyası. Hoş geldiniz. Biraz turun detaylarından bahsedeyim arkadaşlar. 11 gün boyunca 5 ülkeyi, Kuzey İrlanda, İrlanda, Galler, İskoçya ve İngiltere rotamızda olacak. Her şehri özellikle tek tek videolarda anlatacağım. Yani her bir şehrin hatta her bir ülkenin videosu olacak. Ama bu tek tek kısa kısa otobüslerden dediğim gibi başına anlattığım gibi bir otobüs, oteller, işte rota bunlar ile kısa kısa kısımlar olacak. Ama birkaç ay sonra o aradaki bütün duraklara ait videoları da görmüş olacaksınız. Şimdi otobüsümüze gideceğiz. Otobüsümüze binip ilk gün Londra merkezi gezeceğiz. Londra merkezdeki simgesel yapıları göreceğiz. Yarın biraz daha detaylı mekanları gezmeye devam edeceğiz. Evet. Herkes duyuyor mu? Evet. Tamamdır arkadaşlar. Bundan sonra rehberiniz açtığında, siz de açtığınızda siz ses herkese aynı şekilde gelecek bir terminalden ilerleyeceğiz. Şimdi kulaklıklarımızı indiğimiz Buckingham Sarayı'ndan itibaren yürüyüş yapacağımız alana kadar kullanacağız. Londra'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Avrupa rüyasıyla çıktığımız rotanın ilk şehri, hatta ilk ülkesi İngiltere ve ilk şehri de Londra. Başkentteyiz. Dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden bir tanesindeyiz ve yine dünyanın en çok ziyaret edilen köprüsü London Bridge'de sizleri selamlıyorum arkadaşlar. Bu şehrin en ikonik, hatta İngiltere'nin en ikonik yapılarından bir tanesi olan Buckingham Sarayı. Dünyanın en ünlü doğal tarih müzelerinden bir tanesi olan şu anda burası Hyde Park. Dünyanın en ünlü parklarından bir tanesi. Ve Piccadilly diyoruz arkadaşlar. 13 milyondan fazla eseri barındıran dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi olan British Museum var arkadaşlar. Londra'daki ikinci günümüze başlarken arkadaşlar konaklamadan bahsetmek istiyorum. Londra'da Excel bölgesindeki Novotel ve Ibis otellerinde kaldık. Gerçekten birçok turla baktığım zaman Avrupa rüyasının bu tura seçtiği oteller gerçekten güzel, kaliteli. Zaten Novotel ve Ibis kalitesini dünyanın her yerinden biliyoruz. Çok da güzel bir bölgedeyiz. Her yanımızda böyle mekanlar, alışveriş yapacak yerler de var. Akşam çıkıp ineceğimiz yerler de vardı. İşte şimdi otobüsümüz birazdan buna hareket edecek. Londra sokaklarına devam edeceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Londra'mıza hoş geldiniz. Günaydınlar. Bugün biraz daha böyle artık Londra'nın eski sokaklarına devam edeceğiz. Westminster, London Eye, London Eye, işte meşhur katedraller. Hepsi olacak. Yoğun bir gün geçireceğim. O yüzden güne erken başladık. Şu an saat 8.30 civarı. Daha erken çıkamıyoruz çünkü bütün müzeler kapalı oluyor. İşte böyle ekiple birlikte güzel bir şekilde geleceğiz. Ana noktalara otobüslerle geliyoruz. Ondan sonra etrafa kısa bir tur atıyoruz. Sonra her şehirde mutlaka bir serbest zaman oluyor. Mesela dün 2 saat olmuştu. Bugün 4 saate yakın bir Londra'da Oxford Circus'ta bir mola olacak. Ondan sonra da işte isteyenler alışverişini yapıyorlar, yemeği yiyorlar ama ana yerler özellikle British Museum gibi, London Eye gibi, London Tower gibi yerlere de grupça gidiyoruz ki çok daha hızlı geçelim, çok daha hızlı ilerleyelim diye. Bu çok önemli çünkü Londra inanılmaz kalabalık. Her sene 37 milyon insan bu şehri ziyaret ediyor. Şimdi artık Kraliçe'nin mekanlarına bir girelim bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi herkeste bir kulaklık oluyor. Rehberimiz burada kulaklıkla size bilgi veriyor. Yani yaklaşık bir 30-40 metre bir çapında bilgi veriyor. Şu anda rehberimiz Pelin Hanım ortada. Kendisi de son derece inanılmaz
tecrübeli, bölgeyi çok iyi bilen, İngiltere'de yaşamış olan bir rehber olduğu için bize çok acayip bilgiler anlatıyor. İşte bakın şu an grup dağılmış ama hepsinin kulaklıkta bilgileri dinliyorlar. Böylelikle rahat rahat hem çekimlerinizi yaparken hem de gittiğiniz yerlerle ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Şu anda dünya yönünün işte London Tower kısmındayız. Birazdan nehirden, Thames nehrinden karşıya geçip bridge kısmına gideceğiz. Merhaba, ben Hüseyin Kanat. Daha öncesinde Avrupa Rüyası ile İskandinav ve Orta Avrupa turu yaptım. Ben Fatma Çelik, 36 yaşındayım, bekarım. Ben de çocuk doktoruyum. Normalde ben doktor olduğumu saklarım ama grupta o kadar doktor olunca rahat rahat söyleyebiliyorum. Erdinç Yıldırım, Tuzla'dan katılıyorum. Buraya gelmemiz şöyle oldu. Biz Barış abimle beraber İstanbul'da Tekne Bot Fuarı'na katılmaya gittik. Bir anda dönüşte yoldum, kendimi bu şeye, organizasyona katılır buldum. İzmir'de tıp doktoruyuz eşimle beraber. Ben çocuk ergen psikiyatri uzmanıyım. Eşim de eşkin psikiyatri uzmanı. Şimdi Baht'a geçiyoruz arkadaşlar. İkinci günde Londra ile Baht arası yaklaşık 2 saat 50 dakika falan sürüyor. Tam böyle yolun ortasında da böyle 1 saat 1,5 saat sonra bir mola veriyoruz. Çok güzel bir testte durdu. İçeride her şey var. Zaten Avrupa rüyasıyla olan yolculuğumuzda böyle ara ara 1 saatlik 2 saatlik yolculuklarımız olacak. Feribotla İrlanda'ya gideceğiz mesela. Böyle yolda yol değişimleri çok olacak. O yüzden bu tarz dinlenme tesislerindeki molalar da çok önemli. Çünkü şehir merkezlerinde biliyorsunuz tuvalet bulma olayı biraz zor oluyor. Ya da sabah erken kalktın, çok kahve içemedin, ayılamadın. Gelip burada kahveni içiyorsun, yemeğini yiyorsun. Rotana devam ediyorsun. Şimdi molamızdan sonra artık çok merak ettiğim Baht şehrine doğru devam edeceğiz. Şimdi gezimizin en genç bireylerinden Alp yanımızda. Alp'cim, Londra'yı nasıl buldun? Londra güzeldi, tur eğlenceliydi. O kadar yorucuydu ama. Evet, biraz çok büyük bir şehir. Evet, İki gün saat 7 ve 8'de uyarınca Londra'nın kentlerinde gezmek için biraz zor oluyor. Ama sen daha gençsin buraya, eminim ki böyle iyice bir üniversite hayatında ya da sonra gelirsin, evet, keyfini çıkarırsın. Hem sohbeti de çıkıyor arkadaşlarla. Bence iyi, güzel deneyim. Peki turun daha 2 gün oldu. Nasıl düşünüyorsun? Güzel mi? Yani 10 gün nasıl geçecek bilmiyorum pek aslında. 10 günün sonuna doğru bay edebilir, bayma edebilir. Belki umduğumdan daha eğlenceli de geçebilir. Belki her yeni şehirde sürekli yeni bir şehir göreceğiz ya. Yeni bir ülke, yeni bir şehir. O bizi motive eder. Değil mi? Evet, bence de. Ben de öyle düşünüyorum. O zaman Alp'in de yorumlarını aldıktan sonra bakalım bir sonraki arkadaşımız neler söyleyecek? Evet, sevgili oda arkadaşım, nasılsın? İyidir. Şimdi yanında Melih var. Melih'ciğim. Londra'dan yeni gidiyoruz. Şu an Baht'a gidiyoruz. Evet. Biraz da sesimde yükselt otobüsteyiz. Nasıl buldun Londra'yı? Çok güzel buldum yani. Metrosu, ondan sonra sokak kültürü. Her şey çok güzel. Evet. Bayağı bir gezdim. Tura bağımlılık almadan şunu da söyleyelim. Size zaten hani turda rehberle, profesyonel rehberler gezdiriyor ama isteyenlere serbest zamanlar veriliyor ve serbest zamanlarda istediğiniz kadar gezebiliyorsunuz Melis. Yani isterseniz otele kendinize dönebilirsiniz. Evet. Ki otelimize sanırım 1 metrede ulaşabiliyordu. Aynen öyle. Uzak olabilirdi ama peki Londra'da en çok beğendiğin ne oldu? Chinatown'u çok beğendim. Chinatown. Maalesef. Onun dışında da Oxford'u beğendim. London'ı çok beğendim. Aşırı güzel manzarası var. Vakit olsa ona bir bilet alacağım. Aynen öyle. Vaktim olsa. İşte bir arkadaşlar söylediğim Londra videosunda da göreceksiniz. London'a binmek istiyorsanız aylar öncesinden biletinizi alacaksınız. Ve o keyfi çıkaracaksınız. 34 pound gibi ücreti var. Ama yaklaşık 1 saat boyunca Londra'yı böyle panoramik bir açıdan bayağı bir yüksekten izleyebiliyorsunuz. Değer, kesinlikle değer. O zaman bir sonraki rotada görüşürüz. Görüşmek üzere. Avrupa rüyasıyla çıktığımız yolculuktaki ikinci şehrimize geldik arkadaşlar. Burası Londra'ya 3 saat mesafede bulunan muhteşem mimarisiyle orta çağ fışkıran Baht şehri arkadaşlar. Buraya gerçekten çok merak ediyorum. Geçen gelişimde görmediğim yerlerden bir tanesiydi. Burasını anlatmak çok zor çünkü 500'den fazla tarihi yapı burada bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsi tescillere yapılar. Şehir 1987 yılında UNESCO Kültür Miras Listesi'ne dahil edildi. Onun dışında muhteşem bir katedrali ama en önemlisi de buranın çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Roma banyoları var. Roma zaten banyo, Baht adı oradan geliyor şehrin. 2000 yıllık Roma banyolarını bu şehri gezerken göreceksiniz. Hatta oraya gelme sebepleri de insanların bu. Bakacağız. Eğer çok sıra olmazsa gireceğiz oraya da. Onun dışında böyle muhteşem mekanlar, yerler. Gerçekten tam benim sevdiğim tarzım yerler.
Şimdi yanımda Barış hocam var. O yine turumuzun katılımcılarından. Tokatlı kendisi. Adamın değil mi? Eyvallah. Şimdi abi Baht'a geldik. Evet. Bahtımız açık olsun. İğrenç espriyi de yapayım. Şimdi abi burayı ilk görüşte ne hissettin? Yani çok tarihi bir yer. Yani biraz kalabalık olmasaydı iyiydi ama. Evet, bir de cumartesi bugün. Hava çok güzel. Herkes kendi işini atmış ama çok inanılmaz bir tarihi dokusu var. Tarihi bir yapısı var. Aynen, aynen. Çok güzel. Hiç bozulmamış. Sahip çıkılmış. Şimdi çocukla katılmak isteyen yolcular için ne düşünüyorsunuz? Yani tabii zorlukları var ama sonuçta eğleniyoruz. Tatile geldik. Bizim için önemli olan o. Yani tatildeyken insanlar keyifli olmalı. Biz de onun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Yani tavsiye ediyorsun değil mi? Ailecek gelenler için. Sizin hikayenizi bilmiyorsunuz. Avrupa Rüyası'nın ilk çocuk katılımcısı Elif Uyuk. Aa, ilk sensin. Evet. Ne güzel. Tamam, bunu belirttiğiniz çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baht için şimdiden iyi geziler diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Diğer yerlerde görüşürüz. Canım. Gökhan'cığım. Evet. Yıllar sonra seninle bir yolculuğa çıkmak. İyi oldu. Çok güzel bir tura davet ettin. Ben öncelikle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Gökhan'cığım, senin turunun yerlerinden farkı ne? Ben bunu zaten anlatıyorum sürekli. Ha. Bir de senin ağzından böyle kısaca bir dinleyelim. Şimdi şöyle, Avrupa Rüyası'nın diğerlerinden farkı ne? Öncelikli olarak Avrupa Rüyası bir kere bir klasikleşmiş tur şirketinden farklı olarak aile mantığında birebir operasyondaki yöneticileriyle birlikte turun mutfağından başlayış, rotanın yazılmasından, oluşturulmasına, rota üzerindeki uygulanmasından sonrasındaki geri dönüşleri alana kadar tüm süreci ana mutfakta yapıyoruz. Başkasını dahil etmiyoruz. Aynen. Sürece. Onu fark ettim zaten. Anlatıyorsun. Bir de şeyi çok hoşuma gitti abi. Seninle katılan 10 tane de var. 5. turuna çıkan da var. Ortalama 5 ama. Evet. Sanırım grubun ortalaması. Geneli şeydir. Eski müşterimizdir. Çünkü o söylediğimizden geliyor. Aile mantığında olduğu için katılımcılarımızın sürekli bir sonraki rotayı planlıyoruz aslında. Abi nereye gidiyorsun? Buraya gidelim. Oraya gidelim, buraya gidelim. Rotaları da aslında ona göre oluşmaya başladı. İlk başladığımızda otobüsle Avrupa turuyla başladığımız 13 yıl önceki serüvenimiz bu sene itibariyle 40 farklı rotada devam ediyor şu anda Avrupa'da. Evet. Bunların ama böyle çok butik turlar da var. Butik turlar var. İsviçre gibi, Almanya romantik yol gibi, işte örnek veriyorum Lapland gibi, yine Alp gölleri gibi sadece göllere yaptığımız tur var mesela. Bunun dışında çok büyük grand turlar da yapıyoruz. Mesela şu an içinde bulunduğumuz Büyük Britanya turu 5 ülkelik ve Türkiye'de tek şu anda. İskandinav turu keza yine aynı şekilde yaptığımız Norveç fiyatları odaklı bir programımız var, büyük. Yine uçakla Avrupa'mız olacak gelecek yıl. Onu daha da geliştiriyoruz. Otobüslerin uçak versiyonu. Otobüslerin uçak versiyonunu daha da konformize ederek 11 günlük bir tur yapacağız mesela. Onun haricinde yine bizim rotaların içerisinde İtalya'sı, Benelüksü, İspanya'sı, işte İsviçre'si çok farklı rotalar var. İşte Alsace, Noel kasabalarına Christmas zamanı yaptığımız tur var mesela. Ayrıca İşte uzak doğu isteyenler için Vietnam, Kamboçya, Laos, işte Japonya, Güney Kore gibi turlar yapıyoruz. Beş desene bakın. Aynen. Çok fazla bitmiyor. Tur var yani. Abi, saymakla bitmez. Ben kaçına geliyorum onu. Şeye evet. Gelecek olursak yani bizim diğer turlardan en önemli ayıran şey Avrupa Rüyası. Bir kere her şeyden önemlisi katılımcının konforuna önem vererek yüksek kalitede otellerle çalışıyoruz. Yıllardır çalıştığımız tesisler. Evet, Londra'dan gerçekten kaliteliyiz. Uğur abi de Antalya'dan katılıyor, evet, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Antalya'dan katılıyorum. Şimdi abi Baht. Ben başlarken Baht demişim. Neyse, evet, düzelttim evet, onu. Evet, paylaşımda sonra. Evet, evet, sonra fark gördük. Ettim onu. Nasıl buldun orayı? Orası bambaşka ya. Yani böyle bir Fransa, Roma. Hepsi bir arada. Hepsi ayrı, çok sakin, çok güzel bir yer. Yani Londra ile orayla burayla, tabi oranın yeri ayrı ama hiç kıyaslanmaz yani. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bambaşka güzellikte. Valla şey, başlangıç olarak hani Londra'dan sonra böyle ben asıl turun Çinli başladığını söylüyorum zaten. Evet, evet. Tamamen yani, tur Çinli başlıyor. Aynen. Çünkü daha Durham var, York var, Edinburgh var. Bizim o kadar muhteşem yerler var ki. Burada olmamızın, bu turu tercih etmemizin sebebi de bu. Bu çok önemli bir şeydi. Komple olması. Çünkü biz daha önce Londra'ya geldik defalarca. Ama asıl bu tura katılma amacımız bütün ekip arkada kaldı. Ekip biz daldık, kaldı.
Evet. Bütün 5 ülkeyi, 5 farklı ülkeyi bir arada görmek. Bir arada görmek, bunun organizasyonunu bireysel yapmak çok zor. O yüzden tercih ettik. Tamam abi, sağ ol ağzına. 50 kişiyiz. Böyle herkesten kısa kısa yorum alacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz herkes çok memnun. Evet. Daha 3. günümüzdeyiz. Şu anda çok güzel bir şehre geldik. Cardiff'e geldik. Evet. Galler'deyiz artık. Şimdi Galler için de yorumu başkasına alırız buradan. Evet, harika. Görüşürüz. Galler'den herkese merhaba arkadaşlar. Büyük Britanya'nın küçük ülkesi Galler'in başkenti Cardiff'teyiz. Şimdi burası 300 bine yakın nüfuslu. Öyle çok da büyük olmayan bir şehir ama küçük şirin bir yer. Dünyanın en iyi korunmuş kalelerinden bir tanesi de bu şehirde bulunuyor. Birazdan gideceğim oraya. Arkamda gördüğünüz katedral de işte Cardiff'in ana katedrali. Öyle diğer Büyük Britanya'da gördüğünüz kaleler gibi öyle çok görkemli değil. Avrupa rüyasıyla çıktığımız bu yolculukta 3. günümüzdeyiz. Ve 3. günümüzde 2. ülkemize geldik. Sonra İngiltere'ye geri döneceğiz. Önce Londra'yı gezmiştik. Sonra Bath şehrini gezdik. Şimdi de geldik Galler'e. Galler ülkesine ve Cardiff başkentine geldik. Şimdi de Chester'a geldik arkadaşlar. Cheshire bölgesinin bir ilçesindeyiz. Chester. Burası İngiltere'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Zamanında Danlar, İsveçliler, Vikingler, Romalılar herkes bu şehirde bir hakimiyet kurmuş. Özellikle 1200 ve 1400 yıllar arasında çok ciddi bir egemenlik var burada, çok ünleniyor. Ve surlarıyla, meşhur yollarıyla ünlü bir yer. Şu anda Avrupa Rüyası ile birlikte işte geldik 5. şehrimize, 4 de olabilir, 4. şehrimize, daha bir sürü olacak. O yüzden şimdi ekip arkada şehir surlarına doğru gidiyoruz. Birazdan artık şehri komple geçeceğiz. Buranın ayrı videosu da zaten YouTube videosu da diğer şehirlerde olduğu gibi de yakında yayında olacak. Gel gel. Neredeyiz abi? Chester. Buranın biz Diyarbakırlılar için önemi ne? Kardeş şehir. Evet, Chester Diyarbakır'ın kardeşi. Evet. Biz de çok şaşırdık bunu duyunca. Gelmişken memleketimizi ziyaret ettik. Evet. Hemşehrilerimizle oturduk, muhabbet evet. ettik. Beğendiniz mi? Çok güzeldi, çok beğendim. Güzel. Bence şu ana kadar Bath'la yarışır. Yani en çok Bath'i beğendim ben. Değil ama mi? Burası i̇kinci da sırada. İkinci sırada olabilir. Edinburgh'a kadar herkes bunu söylüyor. Edinburgh'dan sonra bir daha soracağım size. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki otamız neresi? Liverpool. Liverpool'a gidiyoruz. Şu anda rotamızda Liverpool şehri var. Dünyanın en iyi bilinen şehirlerinden bir tanesi ama turistik olarak değil. Spordan dolayı, sanattan dolayı çok iyi bilinen bir şehir. Avrupa rüyasıyla çıktığımız rotamızda öncelikle Liverpool'un stadyumuna geldik. Anfield Road'a geldik. 61 bin kişilik bu stadyumu Türk takımları da gayet yakından biliyor. Taraftarlarımız da çok iyi biliyor. Hatta Beşiktaşlar burayı hiç sevmez. Ama Galatasaray'ın, böyle Trabzonspor'un böyle güzel zaferleri vardır Liverpool'a karşı. Liverpool'u birazdan şehir merkezine devam edeceğim anlatmaya. Burası böyle. Şimdi Liverpool'u biraz anlatayım. Liverpool'a geldik. Dediğimiz gibi sanatın ve sporun şehirlerinden bir tanesi ve Titanic'in şehri. Unutmayın. Titanic de çünkü burayla bağdaştırılan bir olay. Bir de Beatles'ın şehri. Asıl konu bu benim için. Burası yoktu. Burası sürpriz. Sürpriz mi yaptın bize? Evet. Programda olmayan bir yere geldik. Neresi burası sevgili rehberimiz? Conwy. Evet. Orta Çağ kasabasına geldik. Orta Çağ kasabası. Orta Çağ kasabası. Sahil kasabası. Tamam, bir gezelim. Conwy'den herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Galler'in balıkçı kasabası Orta Çağ mimarisiyle ve kalesiyle ünlü Conwy şehrine geldik. Daha doğrusu kasabasına geldik. Burası aslında tur programımızda yoktu. Ama bize bir sürpriz yaptılar. Gerçekten çok acayip bir yer. 1200'lü yıllardan kalma, 1270 yılında yapılan bir Conwy kalesi var arkamda. Devasa bir kale. Ve bu tarihi sokakları gezeceğiz. Bu kasabada çok acayip şeyler var. Mesela dünyanın en küçük evi var. Çok güzel bir köprüsü var. Taş sokaklar, tarihi sokaklar var. Ve kale duvarları inanılmaz ayakta kalmışlar. Yani korunmuşlar. O Orta Çağ İngiltere'sini ya da Britanya'sını çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet sevgili ailecimiz. Nasıl buldunuz burayı? Conwy.
Bizim oradan güzel. Bizim orada. Sizin oradan kötü. Arada bir yer ya. Ama böyle mistik bir yer ya, böyle değişik bir havası. Kahve içiyormuş arkadaşlar. Tamam, Türk hadi. Kahvesi bulduk dediler. Tamam, orayı afiyet olsun. Türk kahvesi. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. İrlanda'ya doğru giderken bir kasabada durduk arkadaşlar. Bu kasabanın bir özelliği var. Dünyadaki en uzun isme sahip olan kasaba. Gerçekten çılgınca bir isim var. Şu arkamda gördüğünüz 58 harfli bir kasaba ismi arkadaşlar. Kimse okuyamıyor. Hatta okuyana şehrin anahtarını vereceğiz diyorlar. İçeride bir tane kadın var. Sadece o okuyabiliyor. Çalışanlar, yaşayanlar da okuyamıyorlar. O çok ilginç. Belki eskiler okuyabiliyordur. Yani şu anda zaten gördüğünüz görüntüde. Burası aynı zamanda bir outdoor kısmı. Buraya gelip işte otobüsümüz durdu. Burada hem alışverişimizi yaptık hem de işte bu eğlenceli ismi gördük. Birçok yerde de hastanelerin üzerinde, duraklarda falan da bu ismi yazıyorlar turistik olması açısından. İşte böyle güzel bir ismi okuduk. Uğur abi, bir de şu YouTube için abi ya. Bir de YouTube için abi. saklama abi, saklama. Evet, evet. Uğur abi çözdü. Şifrelerin hepsini çözdü. Van Wirepool Win Gilgo Gera Veran Drabul Lantis Loji Gogo. 3 tane go vardı sanki. Gogo goydu. Tamam. Şimdi buranın ismini telaffuz edecek olan ablamızın yanına geldik. Please could you tell me? Van Wirepool Win Gilgo Gera Veran Drabul Lantis Loji Gogo Gog. Wow. One more time. Van Wirepool Win Gilgo Gera Veran Drabul Lantis Loji Gogo Gog. Gökhancığımın sürprizleri bitmiyor. Evet. Şimdi bizi feribotla Atlantik yolculuğu yaptıracak. Aynen. Okyanusta şimdi bir yolculuk yapacağız. İrlanda Denizi Körfezi boyunca. Şunlar mı? Hemen karşımızda bak feribotumuz. Ha, şu kırmızı bacalı olan Setena Line. Bir de şimdi şuraya anlatır mısın? Burası da aslına bakarsan şu anda Birleşik Krallık'tan çıkacağımız için, İrlanda'ya gireceğimiz için bir gümrük bölgesi gibi düşün. Gümrükten muaf en ucuz içkinin bulunabildiği yer burası. Burası. Tabii İskoç viskileri, İrlanda viskilerinin olduğu bir iki tane konteynerden oluşan bir küçük tutu frisi var geminin. Buradan ucuza alışveriş yapabiliyor misafirlerimize. Şimdi oraya espriye geleceğim. Şimdi Gökhan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Bak arkadaşım diye demiyorum. Gerçekten çok çok davet aldım. Ama bir firma sorumlusunun bu kadar her şeyden bilgili ve böyle ucuz şeyler, ekonomik şeyler, en basit sıralara gir, şunu yap, bunu yap, o kadar güzel bizi bilgilendiriyor ki. Ya daha o şehre girmeden her şeyi bilmiş oluyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz dostum, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel gidiyor. Keyif alıyorsanız ne alem. Ah, daha ortasındayız. Dördüncü gün olmuş. Daha bir tabii haftamız daha, var. Daha evet. Daha yarılamadık bile. Yarın aynen, yarılacağız. Aynen. Şimdi Duty Free'ye girelim. Bir bakalım gerçekten fiyatlar nasıl. Uygunsa biz de bir şeyler alacağız. Otobüsümüzden feribot deklerine çıkacağız. 5. katta genellikle oluyormuş değil mi? Ya. 5. kattan güzel manzara. Atlantik okuyoruz hocam. Kesinlikle. Titanic yapacağız mı? Yapacağız. Allah korusun. Şimdi 5. katta gidip oradan güzelce bir manzara inşallah vardır. Belki limanına çıkabiliriz diyelim. Bekliyor muyuz? Tamam, öncelikle yolcularımızı bekliyoruz. Dilerim güverteye çıkma alanı vardır, çıkabiliriz. Böyle güzel bir Atlas Okyanusu'nun manzarasını size göstermiş oluruz. Şimdi yaşlı yolcularımızın girmesini bekliyoruz, sonra biz gireceğiz. Oturduk, 7. katta ya da 8. katta böyle restoranlar var, yerler var. Böyle isterseniz cam kenarında yer bulursanız, şanslıysanız oturabiliyorsunuz. Ama biz biraz geç girdiğimiz için, otobüsler sonra girdiği için yer bulamadık. Böyle isterseniz yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Hatta internete bağlanmak isterseniz sınırsız interneti 2 pound karşılığında satın alabiliyorsunuz. Çünkü İrlanda ile İngiltere arasında Atlantik tarifesi geçerli. Şöyle çevireyim kamerayı, şöyle anlatayım. Şimdi hattınız Vodafone olabilir, açabilirsiniz. Ama Atlantik Okyanusu'nun içine girdiğiniz için, Atlas Okyanusu'na, internet tarifesi bir anda değişiyor ve çok ciddi bir fatura gelebilir. O yüzden gemiye bindiğiniz zaman internetinizi kapatın arkadaşlar. Ama isterseniz gemide de böyle Wi-Fi hizmeti var.
yemek yiyebilirsiniz. Çocuk oyun alanları da var. Bayağı güzel değil mi? Bayağı güzel. Şimdi genç yolcularımızdan bir tanesi de oturacak. Burada abi mi? Babası falan mı? Şimdi onlar da gelsin artık. 3,5 saat böyle geyik muhabbet yapa yapa. İki ülke arasında gezeceğim. Dublin'den herkese merhabalar arkadaşlar. İrlanda'nın başkenti Dublin'e geldik. Avrupa Rüyası firmasıyla çıktığımız yolculukta sırada en önemli ülkelerden bir tanesi olan yazılım ülkesi, kentlerin ülkesi, işte tarihte her zaman adını duyduğumuz Oscar Wilde'in ülkesi İrlanda'ya geldik. Burada bir gece kalacağız. Burada böyle hem gece hayatı bölgesi, Temple Bar bölgesini hem de tarihi mekanları göreceğiz. Gerçekten Dublin'i merakla bekliyordum çünkü daha önce ben İrlanda'ya hiç gelmemiştim. Benim için de iyi oldu. İşte burada çok önemli birkaç tane tarihi eser de var. Christ Church gibi, işte Trinity College gibi. Onları da göreceğiz. Hazırsanız bu güzel şehre, tarihiyle, insanıyla, eğlence hayatıyla ünlü şehre başlıyoruz. Hadi bakalım neler göreceğiz. Toprağım, anlat ya, Dublin nasıldı? Çok güzel, çok beğendim. Beğendin mi Dublin'i? Beğendim. En çok neyi beğendin? En çok şovayı beğendim. Ama gece hayatı falan bayağı güzeldi, eğlenceli güzel, bir yerdi. Orada iki tane Türk'le tanıştım. Öğrenci, gelmişler okumaya, şimdi de orada çalışıyorlar. Düşündüm acaba ben de mi kalsam? Yakışır bence sana. Evet, sen uyarsın, seversin. Adapte olursun abi. Çabuk olurum. Şu an nereye geldik abi? Böyle bir şeye geldik değil mi? Burası neydi? Okyanus'a geldik. Okyanus kenarına, Devler Kaldırımı'na geldik arkadaşlar. Şimdi işte güzel yorumlar almaya devam ediyoruz turumuzla ilgili. Şimdi işte bu dünyaca ünlü Devler Kaldırımı'nı görmeye gidiyoruz ekibimizle birlikte. Bushmills'ten herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni durağımıza geldik. Benim turda en çok merak ettiğim rotalardan bir tanesi de buydu. Niye burayı merak ediyoruz? Çünkü dünyada 4 tane olan lav sütunlarının en ünlüsü, en görkemlisi burada arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ülkemizde Güzelcehisar lav sütunları var. Amasra'da, Bartın'a çok yakın bir yerde, yaklaşık Amasra'ya 12 km uzaklıkta bulunuyor. Ama onu gittiğimiz zaman uzaktan izliyoruz. Böyle yapılan güzel teraslar vardı. Onu oradan izliyorduk ama burada üstüne çıkacağız, yürüyeceğiz. Böyle çok yakın olacağız ve 12 metreye varan uzunluklarıyla en büyük, en görkemli, masallara konu olmuş olan lav sütunlarını göreceğiz. Bana göre en sıkıcı iki şehrinden bir tanesi. Birincisi kesinlikle Cardiff'ti. Ama Cardiff'ten sonra Belfast'a geldik şimdi. Yani bir turdan sonra tabii ki. Kuzey İrlanda'da muhteşem biliyoruz bir yeri görmek için geldik aslında ama orayı da gelmişken, görmüşken başkenti görmemek olmazdı ve bir gece burada kalacağız. Muhteşem bir otelde kalacağız. Buranın özelliği zaten o. En iyi şeyi otelinden dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü bir anlamı var o otelin. Göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Burası 1906 yılında yapılan, Georgian miyasisi yapılan belediye sarayı. Dünya üzerindeki en güzel belediye saraylarından bir tanesi ve şehrinde en ikonik binası arkadaşlar. Önünde böyle Belfast yazısı da var. Herkes gelip burada fotoğrafını çeker, keyifli bir zaman geçirir. Bahçesinde çok da çok önemli yazarların, politikacıların ve feminist bir kadının da heykeli. İşte burayı da gezdikten sonra yarın sabah buradan devam edeceğiz. Şimdi turumuzdaki en güzel otele geçiyoruz şimdi. Evet, hazırsanız Belfast'ta kalacağımız oteli gösterelim size. Titanic Otel'de kalacağız arkadaşlar. Burası Titanic'in üretildiği, yani Titanic gemisinin üretildiği şehir. Belfast limanında üretiliyor arkadaşlar, tersanelerinde üretiliyor. Hatta zamanında Belfast dünyanın en
ünlü gemi ya da işte o transatlantiklere üretildiği şehirmiş. Titanic de burada üretilmiş. Hemen bakın, şurası da Titanic müzesi, burası da Titanic Otel. Otelin bir diğer özelliği göreceksiniz çekimlerde. Zaten şu anda görüntülerde görüyorsunuzdur. Titanic konsepti, o dönemki bilgiler, çizimler, filmle ilgili her şeyi burada sergiliyorlar. Aynı zamanda müzede sergiliyorlar. Şurada çekim stüdyosu var ileride de. Titanic bazı sahneleri de orada çekilmiş arkadaşlar. O yüzden bugün böyle bir Titanic deneyim. Oyuncuları değil de sonradan birçok ünlü de bu otelde kalmış. Hatta filmde emeği geçen yapımcılar, işte oyuncuların bazıları, o küçük oyuncular falan da yine burada kalmışlar. İşte şu anda bu otelde deneyimleyeceğiz. İçerideki böyle müze gibi, sanat galerisi gibi bir otel burası. Bakalım, ben de çok merak ediyordum bu oteli. İnşallah güzel bir deneyim olur. Burası Edinburgh'dan önce göreceğimiz, İskoçya denince de akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi. Şu anda St. George Meydanı'na geldik. Burayı birazdan detaylı anlatacağım. Avrupa rüyasıyla çıktığımız yolculukta şehirlere devam ediyoruz. Birçok rotayı sizler için tek tek anlatıyorum. Turu ayrı ayrı anlattım ama o tur boyunca olan bütün şehirleri teker teker anlatıyorum. Glasgow'da bunlardan bir tanesi olacak. Burayı bir tane de sürprizle anlatacağım size arkadaşlar. Dünyanın en güzel atların, at heykelinin olduğu bir yere gideceğiz bugün. Ve size bahsettiğim sürprize geldik arkadaşlar. Şu anda kapanış için Helix Park'a geldik. Burası Glasgow'la Edinburgh arasında her iki tarafa da yaklaşık yarım saat mesafede bulunan dünyaca ünlü The Kelpies atlarının, anıtlarının, heykellerinin bulunduğu mühendislik harikası bir yer burası arkadaşlar. Andy Scott tarafından 2015 yılında açılışı yapılan ve tasarlanan bu atların her biri 300 ton ağırlığında. Britanya'nın geçmişinde Kelpiesler 100 atın gücüne sahip olan atları simgeleyen mitolojik canlılar. Ve Falkirk dediğimiz bu bölgede meşhur İngilizlerle yapılan Falkirk Savaşı için seçilmiş bir bölge. Bu hatta William Wallace'ın yaptığı savaştan bahsediyorum arkadaşlar. O savaşı çok iyi biliyorsunuzdur. Braveheart filmini izlemeyen de yoktur. O savaşın anısına bu atlar yaptırıldı. Çünkü atlar İskoçlar için bir nevi kutsal hayvanlar. Ve bu öyle dünyanın en büyük at heykellerini yapmak da onlara düştü. Bir şehrin daha sonuna geldik. Avrupa rüyasıyla rotalarımıza devam edeceğiz. Edinburgh'dan herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda özlediğim şehre kavuştum. 6 sene önce gelmiştim. Yılbaşı için Londra'ya geldiğimizde sadece burada 1,5 gün geçirmiştim. O yüzden böyle içimde kalmıştı. Bugün dolu dolu 2 günün boyunca bu şehri gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. Açılışı da buranın aslında çok bilinmeyen, turistlerin hiç gelmediği Dean Village adı verilen Dean köyünden yapıyoruz. Burası Edinburgh'dan çok daha farklı bir yer. Çünkü gördüğünüz gibi bir anda masalların içinde kendinizi buluyorsunuz. Güzel bir akarsu buradan akıyor. Bu rengarenk taş ve neoklasik evlerin arasından akıp gidiyor. Avrupa rüyasıyla çıktığımız rotadaki en parlak ikinci şehirdi burası bence Londra'dan sonra. Hatta bana göre Londra'dan daha güzel bir yer burası. Ve uzunca bir yoldan sonra arkadaşlar buranın en güzel manzarasını sunan Kelton Hill'e çıkmayı başardık. Burası Princes Caddesi'nden Arthur Seat adı verilen, Arthur'un işte ve tahtının olduğuna inanılan kayalığa kadar ki arada bulunan en iyi manzarayı sunan tepe. Buranın bir diğer özelliği de özellikle Napolyon'la yapılan savaşlarla ilgili anıtların, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili anıtların, Nelson anıtının, gözlem evinin ya da diğer birçok önemli yapının da olduğu bir tepe arkadaşlar. Buraya çıkıyorsunuz, şehrin eşsiz manzarasını izliyorsunuz. Bakın şu an siz yakın çekimde de görüyorsunuzdur. Ben şu an kendimden artık çektim kamerayı. Bütün anıtları, o
Edinburgh'un en önemli kiliselerini, Edinburgh Kalesi'nin en önemlisi. Onun dışında yine meşhur Saat Kulesi'ni, her şeyi bu açıdan çok güzel bir şekilde görüp fotoğraflayabiliyorsunuz. Burası aslında biraz da dinlenme alanı. Böyle güne sabah erken saatlerde başlıyorsanız öğle saatlerine denk getirin burayı. Ondan sonra gelin burada küçük bir pikniğinizi de yapın, keyfini de çıkartın. Buradaki bütün mekanlara giriş ücretsiz arkadaşlar. Tepeye çıkmak da ücretsiz, buradaki rasathaneye girmek de ücretsiz, modern sanat galerisine girmek de ücretsiz. Anıtlar zaten dışarıda, hepsini görüyorsunuz. Şimdi turumuzda Antepli hemşehrilerim var. Çünkü artık ben Antep'te yaşadığım için ikinci memleketim sonuçta. Şimdi Derya Hocam, sizlere şunu sormak istiyorum. Bu gezi boyunca en çok hoşunuza giden neresi oldu? Edinburgh. O zaman size Edinburgh'u biraz konuşalım. Edinburgh hakkında ne anlatmak istiyorsunuz? Bir de şöyle dönelim, şu gücü yüzümüze vursun böyle güzel güzel. Ne diyorsunuz Edinburgh hakkında? Tarihiyle, binalarıyla, sosyal dokusuyla, insanların kültürlü, medeni, akıllı yaşayışlarla hayal ettiğimiz bir yaşam şehri. Evet, tam hayal ettiğimiz, dönmek istemediğimiz bir yer. Güzel evet. Bir şehir. Ya genel olarak şunu soracağım, şimdi çok uzatmıyorum buraları, herkesin de güzel fikirlerini alıyorum. Şehirleri böyle rahat rahat gezebildiniz mi? Böyle tur boyunca bunu tavsiye ediyor musunuz yani şehirler anlamında? Ediyoruz, güzel. Tabii tabii. Serbest zaman da vardı. Kendimiz keşfettik. Ne güzel. Evet. Son diyeceğiniz bir şey var mı? Ulaşım kolay. Evet. Gidebileceğimiz yerler, rahatla bulunabilecek yerler. Otelimiz merkezi. Otel merkezi yerde. Her şey çok güzeldi. Hayal ettiğimiz bir gezi oldu. Bugün 8. gün arkadaşlar. Öyle, hani öyle başlarda konuşmuyoruz. Yani evet. 8 gün geçti, evet. Bir sürü otel değiştirdik. Bir sürü şehir değiştirdik ama düşünceler bu şekilde. Yanımızda Reşat Bey gibi bir çok güzel bir arkadaş olacaklar. Çok daha tadına doyulmazdı. Ne mutlu bana. Hepimiz bir aile olduk. Çok güzel bir geziydi. Herkese tavsiye ediyorum. Hadi bakalım o zaman. Bir sonraki şehirde görüşürüz. Darham'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni rotamızda İngiltere'nin kale şehirlerinden bir tanesi, katedral şehirlerinden bir tanesi olan Orta Çağ kokan Darham şehri var. Durham diye de telaffuz ediliyor kim toplumlar tarafından. Avrupa Rüyası'na çıktığımız yolculukta bu sefer Durham'a geldik. Ben de Durham diyeyim. Bu videoda Durham çok küçük bir yer olduğu için yani muhtemelen sığmayacak, yani yetmeyecek, çok kısa kalacak yani video. O yüzden Durham ve York koyabilirim. Eğer York'a özel bir video yapacak olursam zaten onu görürsünüz. Şu anda Market Hall adı verilen şehrin en geniş meydanlarından bir tanesine geldik. Burayı şöyle anlatayım. Aslında burası Viking istilasından kaçan İngilizlerin kurduğu bir katedral. Sonrasında o katedralin çevresi büyüyor ve gelişiyor ve bir küçük bir şehir haline geliyor burası da. Kasaba diyelim aslında. Şu anda Market Hall'dayız. Gezimize başladık. İngiltere'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan York'tan herkese merhaba arkadaşlar. York. Şimdi ne var biliyorsunuz? New York var bir de Amerika'da. İşte Amerika'daki bu birçok şehrin isimleri aslında İngiltere'den ki kasabalardan, şehirlerden geliyor. Bunun birçok Amerika'daki örneğini gittiğiniz zaman da görebilirsiniz. Zaten iki tane isimleri aldığı yerler var. Birincisi İngiltere'deki küçük yerlerden almışlar ya da insanların nereden akın akın geliyorlarsa, göç ediyorlarsa o şehirlerden almış. O insanlar çünkü orada community kurmuşlar, bir topluluk kurmuşlar ve isimlerini şehirlere vermişler. Diğer isimler de işte Philadelphia gibi İncil'den de almış oluyorlar Amerika'daki isimler ama konumuz da olan York'a dönelim. İşte Avrupa Rüyası'yla çıktığımız turda en çok merak eden Orta Çağ şehirlerinden bir tanesi olan York'a geldik. Burası arkamda gördüğünüz katedraliyle ünlü, Konstantin heykeliyle ünlü, Shambles Sokağı'yla ünlü, çok güzel bir yer. Burayı çok merak ediyordum. Ve şu anda güzel bir York yazısının önünde açılışımızı yapıyoruz. Ne abi? Ben de şimdi sana sokar görmüşsün. Gittin. Hocam bilmiyorum konuyu. Çok komik. Uğur abi. Ben çok komik. Hüseyin abiyle konuşuruz. Turumuzun, ben sana söylüyorum. Turumuzun en neşeli adamı konuşmuyor. Gel buraya gel.
bakalım neredeyim bu sefer arkadaşlar. Manchester'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Avrupa rüyasıyla yeni rotamızda Manchester var. Sanayi şehri Manchester, ama buranın asıl ünlü yönü Manchester United ve Manchester City'nin şehri olması. Ve tabii ki gezimize de ilk olarak Manchester United'ın efsanevi stadı Old Trafford'dan başlıyoruz arkadaşlar. Burası 76 bin kişilik dünyanın en büyük ve en güzel stadlarından da birisi aynı zamanda. İnanılmaz başarılarla dolu, dünyaca ünlü oyuncuların ve teknik direktörlerin kaldığı, işte Beckham'ından Cristiano Ronaldo, Cantona, George Best, kim ararsanız burada dönem yaşamış ve Manchester'lar, işte kırmızı şeytanların da yuvası burası arkadaşlar. İşte şu anda stadyumun ön tarafına geldik. Daha şehir gezimiz birazdan başlayacak. Avrupa yasıyla Manchester zamanı. Manchester. Manchester'a hoş geldiniz. Yorulduk artık, yeter ya. Gez gez gez, doydun değil mi? Yok, doymayız. Doymayız diyoruz. Daha 3 yer var. Hepsini evet. Göreceğiz. Bu kadar olsa bu kadar var. Şimdi yanımda da Sezai abi var. Sezai abi, sana şunu soracağım. Neredeyse bütün otelleri yaptık. Bir son otelimiz bu akşam kaldı. Otellerle ilgili sence nasıl bu turda? Oteller başarılı. Bazı daha üst seviyeliydi. Bazı ortalamaydı. Az dedik ortalamaydı ama genelliği çok iyiydi yani. Odalar çok güzeldi, temizdi. En çok hangisini beğendin? Birinci sırada şey var. Titanic var. Titanic, tamam. İkincisi de Edinburgh'daki var. Kahvaltıları da biraz. Kahvaltı Edinburgh'un çok iyiydi. Genel olarak başarılı bence ya. Yani biz Türk olarak yani, kahvaltıya da iyi kahvaltıya da alışmış. Evet. Ben biri olarak yani gayet doyarak kalkıyordum yani. Evet, gördüğünüz gibi Avrupa'da böyle biraz sıkıntılar yaşamıştık daha önce bazı başka yerlerde. Ha, oluyordu ya sıkıntı. Evet, ama burada gayet başarılıydı bence. O zaman organizasyon iyiydi, oteller iyiydi, girişler çıkışlar çok iyiydi. Güzel operasyon. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Evet, gördüğünüz gibi direkt müşterilerimizden de hani yorumu aldık. Oteller gerçekten iyiydi. Kimisi bayağı bir merkezde, kimisi biraz dışarıda oluyor sadece. O da o anlık planlamalara göre değişiyor ama otellerle ilgili genel düşünce bu şekildeydi. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Birmingham'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni rotamızda artık son büyük şehrimiz olan Birmingham var. Sanayi devriminin başladığı, birçok icadın ilk yapıldığı yer olan, kanallarıyla meşhur şehirdeyiz. Son zamanlarda burasını Peaky Blinders dizisiyle de biliyoruz. Aslında çoğu insan belki onun çekildiğini bilmiyordur ama burası o şehir arkadaşlar. Şimdi asıl çekildiği kanalların olduğu o kısma gideceğiz. Eski fabrikaların olduğu. Ama buranın ne kadar önemli bir sanayi şehri olduğunu geçmişte mühendisler özellikle çok iyi bilir. Çünkü birçok buharlı makineler, buharlı gemiler, mikrodalga fırın gibi birçok ilkler bu şehirden çıkmış. Şu anda İngiltere'nin de en önemli ikinci sanayi şehri burası. Bakın, eski fabrika binalarından bazıları görüyorsunuz. Şu anda kafe ve restoran olarak da kullanılıyor. Gerçekten İngiltere bu konuda çok iyi, çok iyi değerlendirmeler yapıyorlar. Her şeyi değerlendirmişler. Bakın çarkları görüyorsunuz, vinçleri görüyorsunuz. Böyle kafenin ortasında bir figür haline gelmiş. Çok güzel, böyle bir denizi olmayan bir yerde aynı o eski şehirdeki gibi akan kanallar şehirle bütünleştirilmiş ve yürüyüş rotaları yapılmış. Şu anda işte bu rotalar boyunca yürüyüşümüze devam ediyoruz biz de. Bakalım, yeni bir şeyler gördükçe Birmingham videosunu eklemeye devam edeceğim. Stratford-upon-Avon'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Kısacası Shakespeare'in şehrinden herkese merhabalar. Burası Shakespeare'in doğduğu, yaşadığı, öldüğü, onlarca eser çıkardığı şehir. Şu anda İngiltere'deki çok küçük bir kasabaya geldik. 32 bin nüfuslu bir kasabadayız. Ama bu kasabanın yılda 2 milyona yakın turist çekmesinin tek sebebi Shakespeare. Çok şirin evler de var, çok güzel mimari var ama genellikle İngiltere'de bu tarz yerler bulmak çok kolay. Ama burasının ayrı bir havası var. Gerçekten A'dan Z'ye herkes Shakespeare ile özdeşleşmiş mekanları tek tek ziyaret ediyorlar. Şu anda işte biz buranın güzel bir caddesinden başladık. Hemen bu caddeden yolunuza başlıyorsunuz. Ondan sonra da güzel bir şekilde bu Shakespeare'in doğduğu evi, ondan sonra gömüldüğü mezarlığı,
aynanın yapıldığı işte Holy Trinity Church'ü, birçok şey göreceksiniz. Oyunların oynandığı tiyatroyu göreceksiniz ama detayları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi gezimizin en genç katılımcılarından biri olan Oya yanımızda. Oya'cığım, çok güzel küçük şehirleri gezdik. Onlarla ilgili soracağım. Durham, Bath, ondan sonra Chester. Hangisinden çok beğendin? Chester. Evet, ben de Chester ama bilmiyorum kararsızım. Hepsi güzeldi ya. Chester. Çok güzel. Peki şimdi gel arkaya gelelim. Şimdi mesela burada çok şey var. Yani yaş olarak böyle bana soruyorlar. Hep gençler işte gelmek istiyor ama yaş şeyi biraz yüksek. Nasıl bir genç olarak hiç sıkıntı yaşadın mı? Sıkıntı yaşamadım. En son halay çekiyorduk şeyde. Evet, İrlanda, İngiltere arasında. O zaman teşekkür ederim. Var mı böyle başka tavsiye edeceğin bir şey? Gerçekten de çok güzel yerler. Herkesin gidip görmesi güzel yerler. Herkes gelsin, görsün, gezsin. Ekonomimiz iyi olsun. Aynen, ekonomimiz iyi olsun. Tamam, teşekkür ederim Oya'cığım. Görüşürüz. İzleri onlar bile. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Dünyanın en ünlü üniversite şehri Oxford'dan herkese merhaba arkadaşlar. 10 sene sonra yine geldiğim Oxford'da da adım atmaz büyülendim. Burası dünyanın en ünlü üniversiteden birisi. Kim zaman ikinci sırada, kim zaman birinci sırada 43 tane kolejin bir araya gelerek bir üniversiteyi oluşturduğu yerdeyiz. Bu şehri gezerken aslında bir üniversitenin kampüsünü geziyorsunuz arkadaşlar. 43 tane kolejin bir araya gelerek oluşturduğu bir üniversitedeyiz. Dünyada en fazla akademik yayının çıktığı, 3 milyar sterlin akademik bütçesinin olduğu bir üniversite burası. Yani şu anda işte Harry Potter lokasyonları da var. Kilisesi, kütüphaneleri, efsane bir şey burası. Dünyanın en eski üniversitelerinden bir tanesi yine. 1400'lü yıllardan kalma yapılar var arkadaşlar. Ve Avrupa rüyasıyla çıktığımız efsane bir Britanya turunun sonuna geldik arkadaşlar. 11 gün boyunca 20'den fazla İngiliz şehrini ve kasabasını gezdik. 5 ülkeyi gördük arkadaşlar. Daha sonra Britanya diyelim, İngiliz değil, özür dilerim. Britanya ülkesini gezdik. Aynı zamanda İrlanda'yı gezdik. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, bu gezideki bütün şehirleri bu videodan sonra ayrı ayrı bulacaksınız. Yani Londra'yı da ayrı bulacaksınız. İşte Edinburgh'u da ayrı bulacaksınız. Kombi'yi de ayrı bulacaksınız, Tokat'ı da ayrı bulacaksınız, hepsini ayrı ayrı bulacaksınız videoda. Avrupa Rüyası gerçekten çok kaliteli turlar yapıyor. Ben de bunu ilk defa denedim ve görmüş oldum. Oteller çok kaliteli, zaten müşterilerin yorumlarını tek tek dinlediniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bay bay.